Merhaba arkadaşlar, akşam saati olduğu için görüntü çok net değil. Ee, bu videomuzda Hint Horozu damızlık seçiminde acele etmenin e, iyi olmadığına değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu yavrularımıza iki kez idman yaptırdık. Bu yavrumuz 3 numara dediğimiz yavrumuz ilk idmanda pek bir şey gösteremedi açıkçası. Yani hayvanı beğenmedim. Dedim herhalde bunda pek iş yok. İkinci idmana gittiğimizde çok daha farklı davrandı. E, mı bilemiyorum. Rakibi de aynı horozdu. Ama bu sefer çok farklıydı yavrumuz. Çok daha iyiydi. E, oradaki usta horozcu arkadaşlar dediler ki hayvan 3 idmandan sonra belli olur. O zaman kendini belli eder. Yani üçüncü idmanını da yapmadan e, kesin bir şey söylenmez dediler. Şu anda ben de onlara katılıyorum. Yani e, hep bunlar tecrübedir tabii ki. Ben en baştan da belirtmiştim çok tecrübeli değilim diye. Yıllarımı bu işe vermedim. Bu hayvanı ilk başta beğenmemiştim şu an gayet güzel görüyorum. Yine şu acele etme noktasında hani daha önce videoda bahsetmiştim. Bu üç yavrudan bir tanesi hiçbiriyle tutmayan yavrumuz vardı. Mavici horozdan bile kaçan yavrumuz içlerinde i̇çlerinde eli en iyi olan o çıktı. Onda da yine aynı şeyi söyledi arkadaşlar. Daha usta usta olan arkadaşlar genelde dediler hani Hint horozlarında en son tutan, geç tutan daha doğrusu daha iyi çıkar. Hani %100 değil bu ama bu işi yapacaksanız damızlık seçiminde hayvan hakkında karar vermekte aceleci olmayın arkadaşlar. Hayvana şans verin. Benim en beğenmediğim horozum, en güzel horozum çıktı. Bundan sonrasında ne olur bilemiyorum tabii ki. Ben uzun e, idmanlara girmem artık. Gagalığımızı sipariş ettik, yolda kargoya verilmiş, gelecek. Bundan sonrasında ben öyle denirim. Ama karar verecekseniz acele etmeyin. Hayvana şans verin. 8 aylıkken karar verilmez. En az 10 aylık olmalı. 10 aylık olduktan sonra da 3. idmandan sonra artık tam durum belli olur. Acele giden bu işte pişman olur arkadaşlar. Herkese saygılar sunarım. Hayırlı günler dilerim.